Biz insanlar biraz dokunmaya meraklı olabiliyoruz. Küçük, kabarık ya da tuhaf görünümlü hayvanlar gördüğümüzde hemen gidip onları sevmek isteriz. Ama gördüğümüz her şeyi sevmemeliyiz. Pofuduk bir tırtıldan, minik bir pandaya benzeyen karıncaya ve yanlışlıkla üzerine basabileceğiniz dikenli bir karıncaya kadar işte asla dokunmamanız gereken 10 tuhaf ve sinsi hayvan. Kabarık tırtıl. Hiç kabarık bir yaratık görüp de hemen ona dokunma isteği duydunuz mu? Gerçek hayatta kabarık bir tırtıl görseniz hissedeceğiniz şey bu olurdu. Eğer böyle bir istek duyarsanız kendinizi tutmalısınız. Çoğu tırtıl zararsızdır ve tek derdi biraz yaprak yemektir ama kabarık tırtılları kabarık olmanın tek sebebi sevimli görünmek değildir. Tüyleri seta denilen çoğu insanın alerjik olduğu bir küçük tüy türündendir. Alerjik reaksiyonun önemli bir şey olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu tırtıla dokunma hatasını yapan insanlar anında ciltleri alev almış gibi hissettiğini söylemiştir. Hepsi bu da değil. Tüylerin iç kısmında zehir taşıyan küçük dikenler vardır. Yani tırtılı yeterince sert severseniz sokulursunuz ve zehirden kurtulmak için tedavi olmanız gerekir. Yani ne pahasına olursa olsun bu tırtılı sevmekten kaçınmalısınız. Panda karıncaları. Pandalar boyutları fark etmeksizin sevimli kelimesinin birebir karşılığıdır. Hemen yanlarına gidip onları sevmek istersiniz. Şimdi bu pandaları alın, boyutlarını küçültün. İşte size panda karıncalar. Bu hayvanlar aslında karıncadır. Ancak tüylü dış yüzeyleri nedeniyle mini pandalara benzerler. Ne var ki sevimli panda özelliklerinin hiçbirini taşımazlar. Bunlardan birine dokunma hatasını yaparsanız sokulmaya hazır olmalısınız. İğneleri o kadar yoğundur ki dirinizi delip kaslarınıza ulaştıklarını hissedebilirsiniz. Dahası iğne battıktan sonra salınan zehir o kadar yoğundur ki saatlerce tüm vücudunuzun zonkladığını hissedersiniz. Küçücük bir karınca ama etkisi çok büyük. Devam etmeden önce sizin için bir hız yarışmamız var. Kanalımıza abone olur ve önümüzdeki 5 saniye içinde zil simgesine basarsanız 10 yıllık inanılmaz bir şans kazanacaksınız. Deneyin, gerçekten işe yarıyor. Balon balığı. Balon balıkları her zaman çok kolay korkutulan sevimli küçük balıklar olarak bilinmiştir. Hatta pek çok insan bu balıkları korkutmak için elinden geleni yapar çünkü tehdit edildiklerinde şişerler ve sevimli bir hava topuna dönüşürler. Çoğu insan balon balığı hakkında bunu bilir. Bilmediğimiz şey ise bu balıkların zehirli olduğudur. Bu fark etmeyeceğiniz kadar küçük bir zehir de değildir. Her balon balığı içinde siyanürden 1200 kat daha kuvvetli bir zehir taşır. Yani bu karışım bir insanla temas ederse doğrudan sinir sistemine girip içeriden kapatır ve insanı felç eder. Böylece kişi ya boğulduğu için ya da vücudunu tamamen kapandığı için ölecektir. Hangisi önce olursa bu balıkların her biri o kadar çok zehir taşır ki 30 yetişkin insanı rahatlıkla öldürebilir. Açık sularda bir sonraki yüzüşünde bunlardan birini görürseniz unutmayın, dokunmamalısınız. Aylikeli kelebek. Tehlikeli yaratıklar dendiğinde aslanlar veya çitalar gibi büyük hayvanları düşünürüz. Böcekleri, özellikle de kelebekleri düşünmeyiz değil mi? Aylikeli kelebekler bu alışkanlığa meydan okumak için buradalar ve çok ciddiler. Bu böceklerden uzak durmanız gerekiyor. Çünkü tüyleri insanlarda yoğun alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ne var ki onlardan uzak durmak çok zor çünkü her yerdeler. Hatta tam önümüzde bile olabilirler. Bu kelebek bir yerde hareketsiz durup göze batmayabilir. Eğer ona dokunursanız kızarıklık ve muhtemelen nefes almada güçlük çekebilirsiniz. Saklanmakta çok iyi oldukları çoğu zaman reaksiyona neyin neden olduğunu bile anlayamazsınız. Bu görünmez ninjalar ortalığı karıştırmak için bekliyor. Meksika boncuklu kertenkelesi. Çoğu kertenkele ürkütücüdür. Ancak Meksika boncuklu kertenkelesinin sevimli bir yanı vardır. Bazıları için vücutlarının güdüklüğü, bazıları içinse yuvarlak kafaları ve küçük gözleri sevimlidir. Gel gelelim bu sevimlilik avlarına saldıracakları kadar yaklaşabilmek için bir paravandır. Yeterince yaklaştıklarında avlarını yakalar ve ısırarak açtıkları yaraya zehirli tükürüklerini akıtırlar. Bu kertenkele kimseyi öldürecek kadar zehirli değildir. Ancak ısırığı çok acı vericidir. Çok uzun bir süre boyunca acı vermeye devam edecektir. Kutu deniz anası. Kutu deniz analarının son derece ilgi çekici bir görünümü vardır.
omurları yoktur. Yüzen bir hiçlik gibi görünürler ama inanması zor olsa da herhangi bir insanı devirecek güçlüdürler. Şeffaf vücutlarında son derece güçlü bir zehir saklarlar. Her biri yaklaşık 5000 iğneye sahip 15 dokunacı vardır. Tek yapması gereken bir dokunacının küçük bir kısmı ile karşısındakini sokmaktır. Ama o kadar merhametli değildirler. En az bir dokunaçlarının tamamını kullanırlar ve kurbanlarına 5000 iğnenin tamamıyla aynı anda zehir enjekte ederler. Zehirleri o kadar güçlüdür ki herifin sinir sisteminin kapanması veya kalp durması gibi hayatı tehdit eden yan etkiler yaşanmaya başlaması sadece birkaç dakika alır. 1-2 dakika içinde yardım almazlarsa onları kurtarmak neredeyse imkansız hale gelir ve hızlı ama çok acı verici bir şekilde ölürler. Biçer döver karıncaları. Bir biçer döver karıncasına uzaktan bakarsanız muhtemelen özel bir tarafı olduğunu düşünmezsiniz. Ancak yakından baktığınızda bunların nasıl birer ölüm makinesi olduğunu anlayabilirsiniz. Dünyadaki en zehirli karıncalar biçer döver karıncalardır. Sadece bu da değil, aynı zamanda çok agresifler ve hedeflerinin peşinden canları pahasına giderler. Yeterince yaklaştıklarında iğneleriyle saldırır ve hedefi kontrol altına aldıklarını hissedene kadar zehir enjekte etmeye devam ederler. Bu yeterince kötü değilmiş gibi hedefin kaçmayı düşünmesi ihtimaline karşı bir iki kez de ısırırlar ve onlarla geçirdiğiniz her saniyeyi acıyla doldururlar. Kurbağa balığı. Bu tuhaf hayvanlar genellikle okyanusun derinliklerinde yaşarlar. Ancak bazen yüzeye de çıkabilirler. Kurbağa balığı tam bir ölüm makinesidir. Saniyeler içinde kendini kuma gömebilir. Baktığınızda görebileceğiniz tek şey aklınıza kazınacak iki göz ve çılgın dişlerdir. Kuma gizlenip avlarını izlerler ve yeterince yaklaştığında dışarı fırlayıp dev ağızlarını kullanarak onları bütün olarak yutarlar. Ellerinden kurtulmaya çalışanlar çok uzağa gidemezler. Çünkü kurbağa balığı solungaçlarını kullanarak avına elektrik verebilir ve yemesine yetecek kadar uzun bir süre felç edebilir. Bunlar herkesin uzak durması gereken aşırı korkunç okyanus canavarlarıdır. Deniz kestanesi. Kaçımız sahilde güzel bir gezintiye çıkmışken üzerine basılmayı bekleyen bir deniz kestanesine rastlamıştır. Çoğu zaman görmeyiz bile. Ancak üzerine bastıktan sonra varlığını fark ederiz. Çünkü bu ne yaptığını çok iyi bilen bir kamuflaj ustasıdır. Dışarıdan bakınca denizde huzur içinde yüzen ya da sahilde dinlenen sevimli küçük deniz yaratıklarına benziyorlar. Oysa gerçekte birer zehir torbasıdırlar. Sadece tek bir organdan zehir salgılayan çoğu zehirli hayvanın aksine iki organdan zehir salgılarlar. Ayrıca avlarına en fazla zararı nasıl vereceklerini de bilirler. İlk başta dikenli yüzgeçleriyle avda delikler açarlar. Sonra bu deliklere zehir salgılarlar. Eğer delikler zamanında tedavi edilmezse enfeksiyon kapabilir ve hatta zehirle temas eden tüm sinirlere kalıcı hasar verebilir. Bu yüzden bir dahaki sefere vahşi doğada bir deniz kestanesi gördüğünüzde arkanızı dönüp kaçın. Bu hayvanlardan herhangi birine dokunmaya cesaretiniz varsa aşağıya yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.